Jose Vicente Matias. Korumba lakabıyla da bilinen Jose Vicente Matias, 6 kadına tecavüz ettikten sonra öldürüp parçalayan eski bir zanaatkar ve seri katildi. Suçlarını 1999 ile 2005 yılları arasında işledi. Korumba, öldürmenin yanı sıra kurbanların kanını içerek ve beyin parçalarını yiyerek yamyamlık belirtileri de göstermişti. Korumba, 1999 ile 2005 yılları arasında Maranhão, Goiás, Minas Gerais ve Bahia eyaletlerinde en az 6 kadını öldürdü. Hippie yaşam stilini benimsediğinden göçebe bir hayat sürüyordu. Ürettiği ürünleri satarak ülkeyi dolaşıyordu. Bu da suçların işlendiği yerlerdeki geniş coğrafi çeşitliliği açıklamaktaydı. Bu durum polisin soruşturmasını da zorlaştırmıştı. Kurbanların yarısı ülke dışından gelen turistlerdi ve cinayetlerin çoğu manzaraları harika olduğu için oldukça turist çeken turistik şehirlerde işlenmişti. Kadınlar başlarına darbe alarak öldürüldü ve cesetler dere, sahil, nehir yatağı, mağara gibi suya yakın ve ıssız bölgelere bırakıldı. Korumba, ileride alınan ifadelerinde yaptığı açıklamalarda şok etkisi yaratmıştı. Bazen 7 kadını öldürme görevini kulağına fısıldayan bir şeytandan etkilendiğinden söz ediyordu. Ayrıca suçlarının nedeni olarak cinsel iktidarsızlığı nedeniyle maruz kaldığı yabancı kadınların ona düşmanlık yaptığını ve alay ettiklerini de öne sürüyordu. Korumba'nın zaten seri katil olmadan önce de tecavüz ve uygunsuz saldırı suçlarından polis kayıtları ve sabıkaları vardı. Ve Goiás'ta bu suçlardan dolayı cezasını çekiyordu. 1999'da seri cinayetlerine başlamadan önce 1998 yılında hapishaneden şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Jose Vicente Matias zor bir çocukluk geçirmişti. Goiás'ın batısındaki Firminópolis'te doğdu ve erken yaşta anne ve babasının boşanmasına şahit oldu. Okula devam edişi ilk yıllardan beri düzensizdi. Düşük notları vardı ve sık sık sınıf tekrarı yapıyordu. Genç yaşta dünyaya açılmaya karar verdi ve kendi başına yaşadı. Polise göre sakin ve soğukkanlı Jose Vicente Matias, Brezilya'yı dolaşarak, hippie topluluklarına karışarak ve kumaştan el sanatları yapıp satarak yaşamını sürdürüyordu. Ayrıca dövme sanatçısı olduğunu da iddia ederek kurbanlarına bu şekilde yaklaşıp onlarla yalnız kaldığında suçlarını işliyordu. Korumba lakaplı Jose Vicente Matias, Brezilya'daki şehirlerin turistlerle dolu olduğu dönemde sokak karnavallarından da faydalandı. Eylül 1999 tarihinde ilk cinayetini bu şekilde işleyecekti. İlk kurbanı bir karnaval sırasında ortadan kaybolan Tres Marias'tan 16 yaşındaki Natalia Canhas Carneiro olacaktı. Jose Vicente karnaval sırasında kalabalıktan da faydalanarak genç kızı kaçırmış ve daha sonra onu bıçaklayarak öldürmüştü. Aradan geçen birkaç ay sonra Natalia Canhas'ın cesedi bir mağarada başı kesilmiş halde bulunacaktı. Aradan geçen yaklaşık 9 aydan da sonra bir hippie ve kendisi gibi zanaatkar olan Simone Lima Pinho 2000 yılının Haziran ayında 26 yaşındayken Bahia'nın Lençóa beldesinde Jose Vicente Matias ile birlikte kaldıkları bir hippie topluluğunda tanışmış ve arkadaş olmuştu. Bir gece vakti hippie topluluğunda alkol içip ateş etrafında eğlendikten sonra gece yarısı Jose Vicente Simone Lima Pinho'ya sattığı zanaat işlerini, eşarplarını göstermek istediğini söyleyerek kaldığı kulübeye davet etti. Daha sonra kulübeye yaklaştıkları sırada evin önünde duran bir taşı alarak genç kadının kafasına ağır darbeler indirmeye başladı ve genç kadın orada hayatını kaybetti. Daha sonra cesedini kulübenin içerisine taşıyarak Simone Lima Pinho'nun bacağını parçalara ayırarak yeme girişiminde bulunacaktı. 2000 yılında bu cinayetin ardından Jose Vicente Matias bir soğuma dönemine girdi ve yaklaşık 4 yıl kadar yeni bir cinayet işlemedi. Yaptığı el zanaatlarını satarak ufak suçlar işleyerek ve Brezilya'nın çeşitli şehirlerini dolaşarak hayatına devam ediyordu. Ancak takvimler 2004 yılını gösterdiğinde içindeki yamyamlık güdüleri yeniden uyanışa geçecekti. Jose Vicente, Goiana'da 16 yaşındaki Lidiane Vieira de Melo'yu kaçırmıştı. Onu ilk etapta öldürmedi. Evinde esir olarak bir sandalyeye bağlı halde tuttu. Bu arada bir şırınga yardımıyla onun kanını alarak içiyordu. Artık iyice akli dengesini kaybetmişti. Vampirizm belirtileri de gösteriyordu. Tam 1,5 gün boyunca kızın kanını içmeye devam etti. Sonunda kız kan kaybından bayılarak bilincini kaybedecekti. Bunun üzerine Lidiane Vieira de Melo'yu öldürerek yaşamına son verdi ve kızı öldürdükten sonra cesedini de parçaladı.
Sıradaki kurbanı ise Katrin Rakitov adındaki 29 yaşındaki Rus kökenli bir İsrail vatandaşı olan turist olacaktı. Mütevazı bir kökene sahip olan Hayfalı genç kadının en büyük hobilerinden biri olan dünya gezilerinden birinde Londra'da bir Brezilyalı ile arkadaş olmuştu ve samimiyetleri giderek ilerlemişti. Sonunda Brezilyalı arkadaşı da ona hem Brezilya'yı da seyahat edip görmesi için hem de düğününe katılması için Piracicaba bölgesinde yer alan düğün organizasyonuna davet etmişti. Arkadaşları düğün hazırlıklarını sürdürürken kendisi de biraz gezinerek Goyas Pirenopolis'e gitti. O zamanlar ülke dışındaki biriyle iletişim kurmanın tek yolu ankesörlü telefonlardı ve Katrin Rakitov ailesiyle son temasını 2004 yılının Nisan ayı ortasında tam olarak böyle bir telefon görüşmesi aracılığıyla gerçekleştirmişti. O andan itibaren ne Goyas eyaleti polisi ne de İsrail Büyükelçiliği personeli onun yerini tespit edemedi. Katrin'in nerede olduğunu kimse bilmiyordu, yaşıyor muydu yoksa vefat mı etmişti, kimse ne olduğunu söyleyemiyordu. Katrin Rakitov, şehir merkezinde gezinirken bir fuarda el sanatları yapan ve sanat eserlerini satan bir hippie ile konuşurken görülmüştü. Bu adam Korumba adıyla da bilinen Jose Vicente Matias'ın ta kendisiydi. Genç kadına birkaç eşya sattıktan sonra sohbeti ilerleterek kendisine rehberlik yapabileceğini, Brezilya'nın bu şehrinde görülmeye değer şelalelere götürebileceğini söyledikten sonra Katrin'i yanına alarak ıssız bir bölgeye geldiklerinde genç kızı öldürdü. Genç kızın cesedi daha sonra şelalenin yakınındaki bir mağarada sığ bir mezarda gömülü olarak bulunacaktı. Duruşmalar sırasında ise ilk aşamalarda bu cinayeti kabul ederken daha sonra fikir değiştirerek Katrin'in uçurumdan kazayla düştüğünü söyleyerek bu cinayeti yalanlayacaktı. Katrin cinayetinden kısa bir süre sonra ise Jose Vicente'nin 2004 yılındaki sıradaki kurbanı 49 yaşındaki Alman turist Marianne Kern olacaktı. Kadını orman için de şelale çevresinde gezinirken görmüş ve turist olduğunu anladığı zaman yeni hedefi olarak belirlemişti. Ağaçların fotoğraflarını çeken Marianne'ye arkasından gizlice yaklaşarak yalnız olduklarını gördüğü bir bölgede saldırarak önce boğazını sıkarak kadını boğmuş, daha sonra ise cesede tecavüz etmişti. Ardından kadının cesedi Maranhão'daki Barreirinhas'ta sığ bir mezarda bulunacaktı. Ve Jose Vicente Matias'ın son kurbanı da yine bir turist olacaktı. 2005 yılında 27 yaşındaki İspanyol turist Nuria Fernandez Collada, Alcantara Maranhão'daki Itatinga plajında denize giriyordu. Akşam saatlerine kadar plajda kalmayı tercih etmişti. Artık plaj giderek boşalmış ve tek başına kalana kadar kumlarda uzanmaya devam etmişti. Tam bu sırada kendisinden çakmak isteme bahanesiyle yanına yaklaşan Jose Vicente Matias'tan başına aldığı darbeyle hayatını kaybedecekti. Jose Vicente daha sonra kadının cesedini ıssız bir bölgeye götürerek son zamanlarda ilgilenmeye başladığı kara büyü ayinleriyle ilgili bir dans ritüeli gerçekleştirdikten sonra kadının beyninden parçalar koparıp kanını emmeye başlayacaktı. Korumba, 29 Mart 2005 gecesi Bragança Para'da isimsiz bir ihbar üzerine tutuklanacaktı. Başlangıçta son iki kurbanını öldürdüğü Maranhão'daki polis karakoluna götürüldü. Normalde Jose Vicente Matias'ın davasını neredeyse hiçbir avukat üstlenmek istememişti. Böylesine cani bir psikopat ile aynı davada isminin yer almasını kimse istemiyordu. Ancak bu sırada avukat Lucas Avancini üniversiteyi yeni bitirmişti ve ruhsatını alır almaz böylesine medyatik bir davaya bakarak meşhur olabileceği ve avukatlığa iyi bir giriş yapacağı kanaatiyle Korumba'nın avukatı olmayı kabul etmişti. Tutuklandıktan sonra ilk olarak Katrin Rakitov, Marianne Kern ve Nuria Fernandez cinayetlerini itiraf etti ve yalnızca bir hafta sonra diğer kurbanları Lidiane, Vieira de Melo, Natalia ve Simone cinayetlerinde itiraf etti. Ayrıca cesetlerin nerede olduğunu ve en az iki vakada halüsinojik ilaçlar etkisi altında kaldığından değişik hareketlerde bulunduğunu iddia edecekti. İfadesinde şunları da söylemişti. Ben hiçbirinin peşine düşmedim. Onlar bana geldiler. Beni kendileriyle dışarı çıkmaya davet ettiler diyecekti. İşlediği şiddet içeren suçlar 3 yabancı kurban nedeniyle uluslararası basında da yankı uyandıracaktı.
İlerleyen günlerde katilin yüzü gazetelerde ve televizyonlarda da yayınlandı. Seri katil polise verdiği ifadelerden birinde şeytan olarak adlandırdığı doğaüstü bir varlığın emriyle 1999 ile 2005 yılları arasında 6 kadını şiddet, yamyamlık ve kan banyosu içeren korkunç ritüellerde öldürdüğünü itiraf edecekti. Korumba, beynini yediğini iddia ettiği 49 yaşındaki Alman turist Marianne Kern'in öldürülmesi hakkında yorum yaparken kıyafetlerini ve davranışlarını öne çıkararak kadını suçtan sorumlu bile tutacaktı. Hakim huzurunda mağdurun kısa etek giyip kendisini birden fazla erkeğe teşhir ettiğini, bunun çevresindeki kişilerle alay etmenin bir yolu olduğunu düşündüğünü söylemişti. Korumba yine Nisan 2005'te Maranao Sivil Polisi'ne verdiği ifadede de cinayetleri tuhaf görünüme sahip, derisi balık puluna benzeyen bir adamın emriyle işlediğini söyledi. Bu varlık kendisini şeytanın ta kendisi olarak tanıtmıştı. Korumba ifadesinde varlığın kendisine belirtilen 7 kadını öldürmesi talimatını verdiğini ve şu ritüeli takip etmesi gerektiğini bildirdiğini iddia ediyordu. Birinci adım olarak kurbanları ıssız yerlere çekmek, ikinci adım olarak kanlarını emip vücuduna sürmek, üçüncü adımda kafataslarını kırmak, dördüncü adımda vücutlarını ısırmak ve son aşamada ise cesetlerin etlerini yemek diye ifade edecekti. Korumba bu varlığın kendisinden talep ettiği 7 kadından 6 tanesini öldürme görevini başarıyla tamamladığını ve varlığa göre 7. kurbanının ise Fransız Guyana'sı yakınlarında kızıl saçlı bir kadın olacağını belirttiği halde son kurbanını bulup öldüremeden tutuklandığını belirtecekti. Ağustos 2016'da Korumba olarak bilinen Jose Vicente Matias, Katrin Rakitov'un ölümü nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lidiane Vieira de Melo davasında ise cinayet ve ceset saklama suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nuria Fernandez Collada davasında ise Mayıs 2018'de açıklanan karar ile nitelikli cinayet suçundan 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer cinayetleriyle ilgili ise bazılarının yargılanması henüz sona ermediği için, bazıları da temyiz ettiği için henüz kararları kesinleşmediğinden, bu 3 cinayetten aldığı hapis cezaları ise kesinleşen cezalar olup şimdiden toplamda 70 yılı aşkın cezası kesinleşmiş durumdadır. Ve Jose Vicente Matias halen hapishanede 70 yıl üzeri hapis cezasını çekmeye devam etmektedir.